Yeni Gün TV ekranlarında spor haberleriyle sizlerleyiz. 11 Aralık 2023 Pazartesi İzmir ve Ege bölgesinde öne çıkan spor haberlerini sizler için derledik. İzmir'in Süper Lig umudu Göztepe, deplasmanda Gençler Birliği'ni 3-0 yendi. Göz Göz, Bulgar teknik patronuyla zirve yarışındaki iddiasını ortaya koydu. Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında önemli rakiplerinden Gençler Birliği'ni de deplasmanda 3-0 mağlup eden Göztepe, Süper Lig yarışına ağırlığını koydu. Sarı Kırmızılılar, Bulgar teknik direktörün dümene geçmesiyle adeta şaha kalktı. Yaklaşık 3 hafta önce göreve başlayan Bulgar teknik direktör yönetiminde 4 resmi maça çıkan Göztepe, tüm karşılaşmalarını gol yemeden kazanıp taraftarlarını mest etti. Bulgar teknik adam, "Bizim amacımız daha iyi futbol oynamak. Ligde 3 maç kazandık diye her şeyin iyi olduğunu söyleyemeyiz. Ciddi ve sıkı bir şekilde çalışmalıyız. Performansımızı daha üst seviyeye çekmeli ve Süper Lig'e çıkmak için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız," dedi. İzmir'i 2. Lig'de temsil eden Bucaspor 1928, grup lideri Esenler Erokspor'u deplasmanda mağlup ederek zirve ile arasındaki puan farkını 7'ye indirdi. TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Bucaspor 1928, bugün deplasmanda grup lideri Esenler Erokspor'la karşılaştı. İzmir temsilcisi zorlu maçta 2-1'lik skorla galip geldi. İzmir ekibinin gollerini İlhan Depe ve Mazlum Demir attı. Bucaspor 1928 bu sonuçla puanını 30'a çıkardı. Lider Esenler Erokspor ise 37 puanda kaldı. Böylece Fırtına zirve ile arasındaki farkı 7'ye indirmeyi başardı. Bucaspor 1928 hafta içi olmasına rağmen bu galibiyeti İstanbul'da kendisini yalnız bırakmayan taraftarlarıyla kutladı. Şampiyonluk iddiasıyla sezona başlayan Karşıyaka zirvenin 7 puan gerisinde kaldı. Yönetim içinde ise fikir ayrılıkları olduğu iddia edildi. Karşıyaka'da son yıllarda maddi olarak en güçlü isimlerden oluşan yönetim kurulu göreve geldi. Yeni oluşan yönetim kurulunda İlker Ergüllü'nün başkan olması bekleniyordu ancak tüzüklere İlker Ergüllü başkan olamadı. Yeni yönetim kurulu İlker Ergüllü'yü sportif işlerden sorumlu as başkan olarak tayin etti. Ancak yönetim içinde yaşanan bazı problemler nedeniyle İlker Ergüllü'nün futbola karıştırılmadığı iddialar arasında yer aldı. İlker Ergüllü'nün şu an basketbol şube başkanı Tamer Ustaoğlu ile birlikte Pınar Karşıyaka ile yakından ilgilendiği bildirildi. Karşıyaka'da futbolu Başkan Azat Yeşil, as başkanlar Cenk Karaca ve Hasan Yıldırım, futbol şube başkanı Mustafa Taşova yönetiyor. Ayrıca Karşıyaka'da son 2 ayda ana yönetim kurulunun yalnız bir kez toplandığı, 31 Ekim'den beri kulüple ilgili ana yönetim toplantısının hiç yapılmadığı iddialar arasında yer aldı. Menemen Futbol Kulübü evinde Uşakspor'u 4-1 mağlup etti. Sarı lacivertli ekip sahasındaki galibiyet hasretine son verdi. Teknik patron Yılmaz Vural gelecek için umutlu konuştu. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son sıradaki Uşakspor'u 4-1 yenmeyi başaran Menemen Futbol Kulübü hem galibiyet serisi yakaladı hem de iç sahadaki kötü performansına son verdi. Uşakspor karşısında geriye düşmesine rağmen pes etmeyen Sarı Lacivertliler evinde 4 maç sonra kazandı. İzmir ekibinin deneyimli teknik patronu Yılmaz Vural önemli bir galibiyet elde ettiklerini belirterek "Evimizde çok kritik puanlar kaybetmiştik. Bu maçla birlikte talihsizliğimizi de yendik. Şu an playoff hattının kapısına dayandık. Devre arasında ilk 6 içinde girmek için çabalayacağız," dedi. Göztepe ve Karşıyaka taraftarları hafta sonu Ankara'daki maçları için başkentin yolunu tuttu. Körfez'in iki yakasındaki kulüp taraftarları Anıtkabir'de buluştu. Ortaya ise çok güzel görüntüler çıktı. İzmir'in iki ezeli rakibi Göztepe ve Karşıyaka taraftarları takımlarının Ankara'da çıktığı deplasman maçlarından önce Anıtkabir'de buluştu. Başkent Ankara'da Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret etti. İki takım taraftarları Anıtkabir'in önünde atanın huzurunda birlikte fotoğraf çekildi. 11 Aralık 2023 Pazartesi İzmir'de Spor Ekstra programının sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle.